Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Murat Bey yine Çin'den bir parça siparişi vermiş araçla ilgili. Evet. Rengarenk yanan park lambası. Şimdi bu ürünün tanıtımını yapacağız. Murat Bey montajını yapacak. Her zaman dediğimiz gibi bize desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün tanıtımımıza başlıyoruz Murat Bey. Evet. Şu cep telefonundan ürünü nereden, kaça, ne kadar sürede aldınız? Ürünü AliExpress'ten aldık gene. 25 günde geldi. Fiyatını görüyorsunuz zaten. 5.63. 5.63. Yorumlara da bir bakalım. TL'ye geliyor. Yorumlara bakalım. Bu arada garajda olduğumuz için. Türkiye'den yorum yok. İlk yorumu yapan Murat Bey olacak. Yapacak mısınız Murat Bey? Ürünün bir tanesi tam randımanlı çalışmıyor. Onu sizden önce testini yapmıştık. Testini yaptık. Gene de bir deneyelim ama. Ürünü açıyoruz. Üzerinde on off tuşu var. Renkleri kumandanın. Kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Rengarenk bir şey. Gökkuşağı gibi bir şey. Bu arada Murat Bey Dacia Duster'ını sattı. Sattıktan sonra şu anda Lada Vega var. Sürüş hayatına bununla devam ediyor. Ürün tanıtımlarımızı ya da benzeri şeylerimizi bu araç üzerinden gösteriyoruz. Biz aynı zamanda motorcuyuz. Motor almayı düşünüyoruz. Motor aldıktan sonra araçtan daha ziyade motor videoları çekmeye başlayacağız. Bu arada motorcu arkadaşlar varsa bizi izlemeye devam etsinler. Kafanıza takılan soruları elimizden geldiğince bilgimiz halinde cevaplamaya çalışacağız. Şimdi ürünün tanıtımına başlıyoruz. Bizim aracın ampulleri, park ampulleri dipsiz ampul. Gördüğünüz gibi dibi yok. Bunlar standart değil. Standart değil. Bazı araçlarda duyulu olur. Dibi farklı olur. Park lambasının bulunduğu yerin kapağını söküyoruz. Farın üzerindekini. Gördüğünüz gibi park lambası yanıyor. Sabit yanıyor. Sabit yanıyor. Bunu... Soğuk sarı mı diyelim? Soğuk beyaz mı diyelim? Sarı ampul. Öyle diyelim. Dipsiz ampul olduğu için biz de dipsiz ampulümüzü T10 5 wattlık ampulü taktık. Şimdi taktığınız çalışmadı. Murat Bey demin bir açıklama yapmıştı öteki videoda. Evet bakın. Bunlar LED olduğu için artı eksi mevzusu var. Taktığınız çalışmadı. Bir ters söndürürsünüz ona göre denersiniz. Bakın şöyle taktık. Çalışmıyor. Oturdu ama çalışmıyor. Çalışmıyor. Oturdu ama çalışmıyor. Bunun artı eksisi oluyor LED'lerde. Takıyoruz. Açıyoruz. On off tuşuyla kumandadan açılıp kapanıyor. Kırmızı renk seçebiliyoruz. Işığın şiddetini düşürüp yükseltebiliyoruz. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama yansımasından kırmızı olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Mavi olabiliyor. Güzel bir mavi. Veya isterseniz sadece beyaz olabilir. Beyaz daha parlak ve aydınlık. Parlak. Sarı da var. Yani bir disco ortamı oluşturabilirsiniz evet, arabada. Bunu da yerine taktığımız zaman ampul de bakın şu şekilde görünüyor. Evet şimdi farın arabanın içerisinde. Farından bakıyoruz. Sarı. Dışarıdan bakalım. Düşürelim şiddeti. Evet. Daha gayet sönük yanıyor. Daha sönük. Yükseltiyoruz. Kırmızıya çevirdik. Açık kırmızı. Bu da koyu kırmızı. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Ben beyazı tercih ediyorum. Bu şekilde. Diğerine deneyelim. Buradaydı. Bunlar arıza lambası yakmıyor. Onu söyleyeyim başta. Evet. Motorda arıza lambası yakmıyor. Ama yeter ki ürün çalışır vaziyette olsun. Evet, bu da arızalı lambamız. Arızası ne derseniz kumandadan kontrol edemiyoruz. Kızılötesi kumanda etmiyor. Bunda inşallah üzerinde iki tane entegre var. Soğukluğun olup olmadığını kontrol etmek yani için. Yani şu var, AliExpress'ten almış olduğunuz ürünlerin çalışacak diye bir kaydesi yok. Yani buradaki gibi değiştirme şansınız da yok. Aldığınız elinizde kalabilir. Ya da en kötü ihtimal ödemesini yapmazsınız. Açık anlaşmazlık çıkartırsınız. AliExpress'in hakemleri size haklı bulursa paranızı iade edebilirler. Haklı bulmazsa 5 dolara sadece bir lamba almış olabilirsiniz.
Ya bunu da kullanmak isterseniz böyle flash etkisi de var. Gördüğünüz çakar gibi. Şeklinde. Çakar şeklinde. Bu ne işinize yarar? Bir işinize yarar. Arabayı... Polislerle başınız... Yok o konuda değil. Arabayı otoparka çektiniz. Kalabalık bir AVM'nin otoparkındasınız. Gittiniz hangi otoparkta hangi numara olduğunu bilmeyeceksiniz. Olmaz mı? Olmaz. Yasak mı? Yok, yasak yani bu. Çakar yasak. Ya tamam, çakar yapmazsınız. Sarı rengarenk değiştiren moda geçirir misiniz? Bütün ledler yanıyor şeklinde. Sanırım buydu. Demin söylediğimiz olayı o zaman duymamış olun arkadaşlar. Başınız polislerle belaya girmesin. Ben bir şey olacağını düşünmüyorum ama. Murat Bey şimdi ilk defa kullanmaya başladığı için bulmaya çalışıyor. İnşallah bulacak. İzleyenler sıkıldı Murat Bey. Tamam, flaşı aldığımız zaman rengarenk. Gerçi yani, 4 renk yanıyor. Rengarenk derken mavi. Otoparkta karanlıkta ya da şeyde arabanızın nerede olduğunu bu ışıkla bence görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi bir şeye heves ettik. Sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz bilgimiz dahilinde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize desteklerinizi esirgemeyin. Sağ üst köşede bildirimler kısmını açtığınızda yine videolarımızdan haberdar olur. Bize desteklerinizi esirgemezsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Garaj Türkiye olarak iyi günler.